Merhaba efendim, İçel TV'ye ve Klas FM'e hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmeleri şu anda İçel TV'de canlı olarak yayınlanan İçel Gündemi programında sizlere aktaracağız. Bu program aynı zamanda 99.3'te Radyo Klas'ta da canlı olarak yayınlanıyor. Eş zamanlı olarak İçel TV ile birlikte değerli seyirciler diyoruz. Ve efendim Mersin gündeminde neler yaşandı, neler yaşanacak ayrıntılara yer vereceğiz. Şöyle ki hemen şununla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir benzerinin Mersin'de Toroslar ilçesinde yapıldığını ve bu Yavru Saray olarak adlandırılan binanın da 8 milyon TL'ye mal olacağını ve bunun bir israf olduğunu dile getirerek bu binayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersin Merkez Toroslar ilçesinde yapımı devam eden ve Yavru Saray olarak nitelendirilen hükümet konağıyla ilgili iddiaları meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edilen 1150 odalı ve mahkemenin durdurma kararına rağmen yapılan sarayın daha küçük bir benzerinin Mersin'in Toroslar ilçesinde hükümet konağı olarak inşa edilmeye başladığının basına yansıdığını ifade eden Atıcı, Toroslar Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapılan Yavru Saray'ın yaklaşık 7500 metrekarelik kullanım alanına sahip olacağı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek pahalı çiniler ve taşlar, doğal granitli ve camlı özel bölmeler yapılacağı, bu nedenle de yaklaşık 8 milyon liraya mal olacağının da gazetelerde yer aldığını kaydetti. En önemli sorunların başında işsizlik, işsizliğe bağlı olarak da yoksulluk gelen Toroslar halkının kendi cebinden çıkacak olan paralarla yapılan bu binayı israf olarak değerlendirdiğini anlatan Atıcı, halkın bu uygulamayı kabul etmeyerek hükümetten acilen işsizlik sorununa çözüm getirecek projeler beklediğini ifade etti. Atıcı, aşağıdaki sorularının Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi. Mersin'in Toroslar ilçesinde yapımına başlanan hükümet konağının toplam maliyeti ne kadardır? Söz konusu konağın yapımında kullanılacak olan çini, granit, özel taşlar ve diğer malzemelerin metrekare başı maliyetleri nedir? Toroslar ilçemizde yaşayan halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu bilinciyle yaklaşıldığında bile bu binada israf yapılmış mıdır? Toroslar ilçemizde böyle ihtişamlı bir bina yapılırken işsizlik ve yoksulluğu gidermeye yönelik planlanan, yürütülen projeler nelerdir? 2013 ve 2014 yıllarında Mersin'in kaç ilçesine hükümet konağı yapılması planlanmıştır? Bu konaklarda tıpkı Toroslar ilçemizdeki gibi aynı masraf ve mimari yapıya mı sahip olacaktır? Hemen şunu da hatırlatalım değerli seyirciler ve değerli izleyenler. İçel TV'yi www.icelfmtv.com adresinden izleyebilirsiniz canlı olarak. Ayrıca arama motorunuza da internette İçel TV diye yazdığınızda çıkan, önünüze çıkan sayfada ilk başta yer alan yere tıkladığınızda önünüze sayfa açılacak. O sayfadaki ekranı da tıkladığınızda İçel TV'de canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya üzerinden Facebook ve Twitter üzerinden de paylaşımlarınızı şu anda bile bize ulaştırabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz haberlere yorumlarda bulunabilir. Şu anda yaşadığınız noktada yaşanan bir konuyu da bize ulaştırmak isteyebilirsiniz. Canlı yayında bütün bunlara da değineceğiz diyoruz ve diğer haberimize geçiyoruz efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı aile eğitim programını hayata geçirdi. Aile eğitim programı çerçevesinde engelli bireyler ve engelli bireylerin ailelerine yönelik her konuda eğitim programları uygulanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı aile eğitim programı uygulamasını hayata geçirdi. Kendilerine başvuran engelli ve ailelerine psikososyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, ailelerin ve engelli bireylerin engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlendirilmelerini sağlayıcı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler Engelliler Daire Başkanlığı'nca aile eğitim programı dahilinde gerçekleştirilecek. Aile eğitim programının ilki Engelliler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu'nda verildi. İlk programda uzman personel tarafından zihinsel engelli birey ve aileleri için uygulanacak yöntemler ele alındı. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi olarak bizler engelli ailelerinin
dertlerine bir nebze olsun derman olabilmek için sizlere davet ettik. İlk aile eğitimimize hoş geldiniz diyorum. Birbirinden değerli uzman arkadaşlarımız, sosyologlarımız, psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız, şube müdürlerimiz, personellerimiz, hizmetli kadrosundan tutunuz, yönetici kadrosuna kadar hepimiz sizlerin ve sizlerin çocuklarının hizmetinizdeyiz. Bizler engel türlerine göre ailelerimize psikososyal yani hem psikolojik hem sosyal hem özlük hakları ile ilgili hem sosyal hakları ile ilgili hem engelli kartlarından tutunuz hem engellilerin evde bakımından tutunuz aklınıza gelen her türlü şeylerle inşallah hizmet vermeye çalışacağız. Şimdi programımız Gizem Hanım'ın bize engelli çocuklara özellikle zihinsel engellilerle ilgili biraz önce başkanımızın da belirttiği gibi tutum ve davranışlarından tutun da özel gereksinimlerine ilişkin bir takım konuları bize anlatacak. Belki hepimizin bildiği ya da bilip de bazen kendimize de itiraf edemediğimiz duygularımızdan bahsedecek. Akabinde soru ve cevaplarınız için ayrıca yasal konuda olsun ya da diğer başka konularda olsun soru ve cevaplarınız için biz burada olacağız. Karşılıklı sizlerin sorularını alarak cevaplamak istiyoruz. Böyle çok sıkıcı geçmesin de böyle interaktif sizler sorun biz cevaplayalım. Hangi konularda neler hissediyorsunuz, ne gibi sıkıntılarınız var paylaşalım. Bunları da hepsini not alacağız. Eğer şu anda cevaplayamadığımız ya da çözüme ulaştıramayacağımız bir durumsa da inşallah ileriki zamanlarda bunları mutlaka çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi ilk önce hamilelik sürecinden itibaren hayal kuruyoruz. Hamile kaldığınızı öğrendiniz, çocuğunuzla ilgili bir sürü hayaliniz oluyor. İşte burnu babasına benzesin, ağzı bana benzesin, işte şu huyu ona benzesin, bu huyu buna benzesin diye. Daha sonra bir daha çocuğunuzun zihinsel engelli olduğunu öğreniyorsunuz. Ve ilk yaşadığınız tepki şok. Yani hiçbir şey hissedemiyorsunuz. Sadece şok oluyorsunuz. Ve bunun akabinde reddedip, kızgınlık, utanç, uzlaşma, depresyon ve kabul aşamalarına geçiyorsunuz. Ben eminim bütün ailelerimiz bunu bir şekilde yaşamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'nın engelli bireyler ve engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim çalışmaları devam edecek değerli seyirciler. Bu konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'ndan ve Engelliler Daire Başkanlığı'nın Ulu Cami avlusundaki irtibat bürosundan da ayrıntılı bilgiler alınabilir diyoruz. Hatırlayacaksınız Türkiye genelinde 22 fabrikada metal iş sendikasına bağlı işçiler eyleme gittiler, greve çıktılar. Ama grevleri Bakanlar Kurulu'nun iç güvenlik gerekçesiyle askıya alındı, grev ertelendi. İşte bu duruma Türkiye'nin değişik noktalarında bu greve katılan işçiler tepkilerini dile getirdiler. Mersin'de de 600'e yakın işçi greve gitmişti. Ve bu işçiler de dün AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'na yönelik bir yürüyüşe geçtiler ve polis barikatıyla karşılaştılar. Herhangi bir olay çıkmadı. Basın açıklamasından sonra işçiler olaysız bir şekilde dağıldı. Mersin'de Bakanlar Kurulu kararıyla grevleri ertelenen Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler tepki için AK Parti Akdeniz İlçe binasına yürüdü. Bakanlar Kurulu kararıyla grevleri ertelenen Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler Özgür Çocuk Parkı'nda toplandı. Disk ve Emek Platformu üyelerinin de destek verdiği işçiler sloganlar atıp açtıkları pankartlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Hastane Caddesi'ni takip eden işçiler Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı binası yakınına kadar geldi. İlçe binasının 50 metre yakınında tomalarla barikat oluşturan polis işçileri yaklaştırmadı. Polislerle herhangi bir tartışma yaşamayan işçiler açıklamalarını yol üzerinde yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Rasim Gündal, 25 yıldır hazırlandıkları grevin bu ülkede 2 günde bittiğini söyledi. 25 yıldır biz greve hazırlandık. Maalesef bu ülkede 2 günde bindi. 2010'da denemesini yaptık. 4 yıl daha üyelerimizle birlikte mücadele ederek 29 Ocak'ta 22 iş yerinde greve çıktık.
maalesef Bakanlar Kurulu yine yönünü gösterdi. Yine işverenlerden tarafa karar verdi. Grevimizi erteleyen Bakanlar Kurulu'nun gerekçesi, metal işçisi milli güvenliği tehdit ediyor. Buna Türkiye'de kargalar bile güler. Metal işçisi milli güvenliği tehdit etmez. Hele hele bu saatten sonra hiç etmez. Metal işçisi tehdit etse işvereni tehdit eder. Örgütü mesleği tehdit eder. Bundan sonra iktidarı olan AK Parti'yi tehdit eder. Biz sendika olarak asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Birlikte beraber yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Direne! 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 Kazanacağız! İşçiler açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Sosyal medyadan mesajlar geliyor değerli seyirciler. Sinan diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersin'de Toroslar ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na benzetmiş. Bence herhangi bir alakası yok diyor. Ayrıca Emine ise diyor ki, Cumhurbaşkanlığı Sarayı da gerekliydi, Mersin'e de Yavru Saray gereklidir diyor. Ayrıca Mete ise yazmış olduğu mesajda diyor ki, ben Aytu Atıcı'ya katılıyorum, her ikisi de israftır. Yapılması gerekseydi bundan önceki cumhurbaşkanları, başbakanlar, belediye başkanları döneminde yapılabilirdi. Demek ki gerek duyulmamış diyor. Bu konuyla ilgili değerli dinleyenlerimiz, seyircilerimiz de düşüncelerini bize aktarıyorlar. Devam ediyoruz değerli seyirciler ve şöyle bir haberimiz var. Hatırlayacaksınız, geçen gün sizlere ulaştırmıştık. Akdeniz Belediye Meclisi olağan Şubat ayı toplantısında cemevini ibadethane olarak kabul etti. Ve buna benzer, bu yönde paralelde bir karar da Mezitli Belediye Meclisi tarafından alındı. Mezitli Belediyesi de Şubat ayı olağan toplantısında cemevinin ibadethane olduğunu kabul etti. Mersin'in Merkez İlçe Mezitli Belediye Meclisi cemevlerini ibadethane olarak kabul etti. Karar 3 siyasi partinin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alındı. Mezitli Belediyesi Şubat ayı olan meclis toplantısı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında belediye toplantı salonunda yapıldı. Meclis toplantısında ilçe sınırlarında bulunan cemevlerine ilişkin verilen önerge ele alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin A bendindeki yetki ve imtiyazlar başlığındaki belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak hükmü gereğince Mezitli'de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ilçe sınırları dahilinde bulunan cemevlerinin dini ibadethane olması ile ilgili teklif meclisteki 3 siyasi partinin üyelerinin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. Bu haberimizle ilgili olarak da mesajlar şu anda gelmeye başladı. Hatice diyor ki, Akdeniz Belediyesi'ni ve Mezitli Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Özellikle böyle bir ortamda böylesine cesur kararlar alınması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne örnek olsun. Ahmet, Mersin'de belediye meclislerinin almış olduğu bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne örnek olsun diyor. Ve tekrar Sinan'ın bu konuyla ilgili mesajında da, Sinan ben de tebrik ediyorum ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de bu yönde bir karar almasını istiyorum ve öneriyorum diyor. Ve mesajlara baktığımızda değerli seyirciler, Akdeniz Belediyesi'nin ve Mezitli Belediyesi'nin cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması yönünde almış oldukları kararlar Mersin'de takdirle karşılanmış gözüküyor. En azından bize gelen yorum mesajlarında böyle. Diyoruz ve diğer bir konuya geçiyoruz. Mersin Kent Konseyi. Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 6 Şubat tarihinde de Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu toplanacak.
Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yasmina Lokmanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Mersin Kent Konseyi tarafından oluşturulacak olan çalışma gruplarıyla çalışma konuları, genel kurul üyeliği talebinde bulunan STK'ların değerlendirilmesi ve 6 Şubat 2015 tarihinde yapılacak olan Mersin Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı hazırlıkları ele alındı. Toplantıda konuşan Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin Kent Konseyi olarak hemşericilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırırken, oluşturulan komisyonlar ve çalışma gruplarıyla Mersin ölçeğinde ele alınan konular üzerinde katılımcılık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat 2015 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısıyla birlikte alınacak kararlar doğrultusunda çalışma grupları ve konularını artırarak Mersin'le ilgili tüm sektörlerde çalışmalar yapacağız dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde alkollü bir sürücü trafik kazası geçirdi. Bayan sürücüde herhangi bir yaralanma söz konusu değil ama annesi ve kız kardeşi hastaneye kaldırıldı. Mersin'de alkollü bayan sürücünün kullandığı otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra dereye uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken annesi ve ablası ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre Tarsus ilçesinden dönen Bağdagül Lalek'in kullandığı otomobil, Özgürlük Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Azat Köprüsü'ne geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik telleri koparken otomobil tren yolunun geçtiği dereye uçtu. Otomobil tren raylarına inmeden yamaçta durdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sürücü Bağdagül Lalek ve yanında bulunan Ümit Güneş kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde bulunan anne Akkız Lalek ile kız kardeş Serpil Lalek Doğan ise otomobilden çıkmaya çalışırken dereye yuvarlandı. Yaralılar itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla dereden çıkarıldı. Ağır yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bağdagül Lalek'in 84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Lalek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mersin'de emniyet müdürleri kaçak sigara işi yapan kişilere operasyon düzenledi ve otoyolda yapılan aramada bir kamyonette 81.500 paket kaçak sigara ile geçirildi. Mersin'de bir kamyonette yapılan aramada 81.500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde kaçak sigara olduğundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonette kaçak sigara olduğu tespit edildi. Kamyonet Mersin Emniyet Müdürlüğü önüne çekildi. Yapılan sayım sonunda kamyonette 81.500 paket kaçak sigara olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri sigaraları Mersin'de iç piyasaya sürmek istedikleri öğrenildi. Tarsus ilçesinde de kaçak sigara operasyonu düzenlendi ve 29.000 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili olarak da 3 kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 29.000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İstanbul yönüne giden bir tırdan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 23.300 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara yakalanarak el konuldu. Olayla ilgili AÜ, EÜ, BÖ isimli şahıslar yakalanarak sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine yapılan bir diğer çalışmada Yarbay Şemsettin Mahallesi Eski Ankara Yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir araçta yapılan aramada toplam 5.700 paket gümrük kaçağı sigara yakalanarak el konuldu. Toplamda gümrük kaçağı 29.000 paket sigaraya el konuldu. Olayla ilgili BD isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli seyirciler, devam ediyoruz haberlerimize ve yerel gazetelerimize geçeceğiz. Şu hatırlatmada da bulunalım. Mersin İdman Yurdu bugün Samsun'da. Samsun'da 19 Mayıs stadyumunda Samsun Spor'la Türkiye Ziraat Kupası C grubu eleme maçında bir araya gelecek ve maç saat 16'da başlayacak. Ayrıntılara saat 18'den itibaren yer vereceğiz haber bültenlerimizde diyelim ve yerel gazetelere geçelim. Yerel gazeteler bugün hangi konuları okuyucularına aktarıyorlar? İlk gazetemiz Akdeniz. Akdeniz gazetesi birinci sayfasında diyor ki adaylıktan değil siyasetten çekildi. 15 Şubat'ta yeni il başkanı seçecek olan MHP'de şok bir gelişme yaşandı.
başkan adaylarından Metin Men adaylıktan değil siyasetten çekildiğini açıkladı. 30 yıldır MHP'de siyaset yapan Men'in bu kararı almasında neler rol oynadı diyor gazete ve Mehmet Selvi'nin kalemiyle konunun ayrıntılarına yer veriyor Akdeniz. Akdeniz'den Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova gazetesi Cemevi ibadethane statüsünde olacak diyor. Akdeniz Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısında cemevleriyle ilgili örnek bir karara daha imza attı. Alınan kararla birlikte ilçe sınırlarında yapılması planlanan cemevi ibadethane statüsüne alınarak yasal yönden katkı yapılmasının önü açıldı. Karara sadece AKP grubu hayır dedi diyor Çukurova. Çukurova'dan haberciye geldiğimizde haberci sürmanşetinde bu sorunu çözün başlığını atıyor ve diyor ki yöneticiler seyretti Mersin'de ama iş dünyası elektrik kesintileri sorununa el attı. Elektrik kesintileri sorununa iş dünyası el attı. Ticaret ve Sanayi Odası Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile bir toplantı yaparak bu sorunu bir an önce çözün çağrısında bulundu diyor haberci. Haberci'deki ana haber ise şöyle efendim, bu pankartlar CHP'yi kızdırdı başlığını görüyoruz Haberci'de. CHP İl Başkanı Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi'nin yemedik yedirmeyeceğiz afişine tepkili, kanıtını da göster çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'a Özyiğit. MHP'li Büyükşehir Belediyesi otogar ihalesinin ardından yemedik yedirmeyeceğiz yazılı pankartlar hazırlayarak önceki belediye yönetimine göndermelerde bulundu. CHP'den kanıtın varsa göster çıkışı geldi Burhanettin Kocamaz yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne diyor gazete değerli seyirciler ve pankarttaki bilgilere ayrıntılarıyla yer veriyor haberin ayrıntıları Haberci'de. Haberci'den hakimiyete geldiğimizde aynı haberi görüyoruz. Göreviniz yedirmemek. CHP'den Büyükşehir'e afiş tepkisi. Büyükşehir Belediyesi'nce asılan yemedik yedirmedik yazılı afişlere CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit'ten tepki geldi. Yemedik yedirmedik sözüyle otogar ve otogardan elde edilen geliri belirten afişte algı operasyonu yapılmak istendiğini belirten Özyiğit, yeni otogarın CHP döneminde Mersin'e kazandırıldığını, şu anki yönetimin sadece otogarın ihale ve açılışıyla ilgili süreci yönettiğini anımsattı ve ekledi. Yöneticilerin birinci görevleri zaten yedirmemek ve yememektir dedi. Hakimiyetten çıkarak diğer bir gazetemiz İMC'ye geldiğimizde liman haberi yer alıyor. Birinci sayfada fuara bak limanı gör başlığını görüyoruz. İMC'de ayrıntısı ise şöyle değerli seyirciler, Ali Toydemir'in kalemiyle aktarılıyor haber okuyucuya. Adana'nın liman talebi Mersin kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ölü yatırıma dönüşen fuarcılığı örnek gösterdi. Sonu fuarlar gibi olur Adana'nın bu isteğinin. İMC'den geçeceğiz diğer bir gazetemize ama bu haber çok çok önemli. İMC'de değerli seyirciler lütfen takip ediniz. Ve Mersin'e geldiğimizde Mersin gazetesi engelli ailelerine eğitim verilecek. Bu işin siyaseti olmaz. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Mustafa Saçıkara, bu şehrin engelli algısını değiştirmeye söz verdik, değiştireceğiz de. Bu işin siyaseti olmaz, siyaset üstü bir konudur dedi ve engelli bireylere ve ailelerine yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'nın başlattığı aile eğitim programının ve toplantısının ilkinde bir konuşma yaptı Sayın Saçıkara ve bu projenin önemine işaret etti. Ayrıntılar Mersin gazetesinde diyoruz. Mersin gazetesinden Silifke gazetesine geldiğimizde Silifke muhtarlardan Başkan Kocamaz'a ziyaret başlığını görüyoruz ve şöyle diyor gazete birinci sayfasında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'i hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek kaybedilen yılları yeniden kazanacağız dedi. Silifke Muhtarlar Derneği yönetimini ve Silifke'deki mahallelerin muhtarlarını kabulünde. Silifke gazetesinden Yeni Güney'e geldiğimizde sürmanşette Yeni Güney diyor ki İzol'un kitabına ödül. Yazar Hamit İzol'a son yazdığı Barış Sonrası Büyük Türkiye adındaki kitabı yılın en iyileri arasına girmeye hak kazandı. İzol'a ödülü geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen bir törenle verildi. Dünya Gazeteciler Derneği Hamit İzol'u son yazmış olduğu kitap Barış Sonrası Büyük Türkiye'ye
yönelik bu ismi taşıyan kitabına yönelik ödüle değer gördü diyor. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Yeni Güney gazetesindeki ana habere geçecek olursak başlık şöyle: çöpte yiyecek kavgası diyor gazete ve gördüğünüz üzere bir fotoğrafa yer veriyor. Fotoğrafta iki kız çocuğu çöp konteynerinin içinde gördükleri yiyeceği almaya çalışıyorlar ve kim alacak kavgasına tutuşarak birbirlerini hırparıyorlar. Ve diyor ki Mersin'de her geçen gün artan sokak çocuklarının durumları görenlerin yüreklerini burkarken özellikle kız çocukları çok zor günler geçiriyor Mersin'de ve eğer Suriyeli göçmenlerse diyor gazete. Ve efendim bu konuda çok önemli. Lütfen ayrıntılara gazeteden ulaşınız ve sokaktaki çocukları da kim olursa olsun lütfen koruyunuz. Ve Yeni Güney Gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu da sona erdirerek İçel gündemini burada noktalıyoruz. Sizlere İçel TV ekranlarından ve 99.3 Radyo Klas'tan seslendik değerli seyirciler ve dinleyenler. Mersin'de yaşanan tüm gelişmeler bizde. İçel TV'de kalın, hoşça kalın.